geldik. Haberin Merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Erzurum'da 14 yaşındaki kızı alkol verip cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen şahsın yargılanmasına başlandı. Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre geçtiğimiz 18 Haziran 2012 günü Tortum Bağbaşı beldesinde oturan 14 yaşındaki M.T. kız arkadaşı tarafından tanıştırılan evli ve 4 çocuk babası 49 yaşındaki MA ile otomobile binerek Erzurum'a geldi. Havaalanı yolunda otomobilin arkasına geçerek birlikte alkol alan MA kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Ailenin şikayetçi olması üzerine sulh ceza mahkemesine çıkarılan MA beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıl hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Mağdur MT'nin ifadeleri duruşma salonunda kameralı çekimle kayıt altına alındı. Duruşmada sosyal hizmetler uzmanının gözetiminde ifade veren MT, "Daha önce başka bir kişiyle ilişkiye girdim. Beni otomobiline alarak bindiren bu şahsın ikram ettiği alkolün etkisi ve zorla tehdit etmesiyle ilişkiye girdim. Şikayetçiyim." dedi. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen MA ise "Suçlamayı kabul etmiyorum. Bana komplo kurdular. Mağdurla aramızda cinsel ilişki söz konusu değildir. Bu çirkin suçlamaları kabul etmiyorum." dedi. Duruşmada bilirkişi tanık olarak dinlenen sosyal hizmetler uzmanı "Mağdurun algısı normal. Sorulara yaşı uygun bir şekilde cevap vermektedir. Fiziksel ve zihinsel gelişimi yaşına uygundur. Yaşı gereği geçmişte yaşadıklarını hatırlayabilmektedir." görüşünde bulundu. Mahkeme tutukluk sanık MA'nın dosyadaki kuvvetli suç şüphesi varlığını gösteren delil bulgularını gerekçe göstererek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Sevgili izleyiciler, jandarma polis yakalıyor ama cezalar yetersiz kalınca sigara kaçakçıları serbest bırakılıyor. Evet, son olarak Pasinler ilçesinde 7840 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ancak bu işi yapanlar yine serbest bırakıldı. Polis ve jandarma ekipleri sigara kaçakçılarına karşı mücadelesini sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri durumundan şüphelenilen CB ve BB adlı şahısların içerisinde bulunduğu 06 plakalı otomobili Pasinler yol arama noktasında durdurarak arama yaptı. Yapılan arama sonucunda 7840 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen 7840 paket kaçak sigara muhafaza altına alınırken olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli CB ve BB Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Özsaseki'nin Palandöken Kayak Merkezi ile ilgili takıntısı devam ediyor. Evet, 2011 Üniversiyat Kış Oyunları'nda da Palandöken'i eleştiren ve yerden yere vuran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özsaseki bu geleneğini son toplantıda da devam ettirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özsaseki'nin Palandöken Kayak Merkezi'ne olan eleştirileri devam ediyor. Dünyanın ve Avrupa'nın göz bebeğini her defasında eleştiren ve yok sayan Özsaseki'nin açıklamasına Erzurumlular bir anlam veremiyor. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayak'ın da bulunduğu etkinlikte Palandöken'i üstü kapalı bir şekilde eleştiren belediye başkanının zamansız ve anlamsız çıkışlarına bir yenisi daha eklendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'deki fuar açılışında yaptığı konuşmada 2011 Dünya Üniversiteler Arası Kış Oyunlarına ev sahipliği yapan Palandöken'i yok sayarak "Ülkemizde ne yazık ki Avrupa'yı anlamda kayak merkezi yok. Kimseye laf atmıyorum. Kimse de kusura bakmasın." dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili 275 milyon euroluk yatırımla Erciyes, Orta Doğu ve Balkanların en önemli kayak merkezi olacaktır. 275 milyon euroluk yatırımla Erciyes projesi bölgenin en önemli turizm yatırımıdır. Önümüzdeki sezondan itibaren 200 metrelik kayak pistlerimizde günde 35 bin kişi kayacak, 6 bin kişi konaklayacak dedi. Hatırlanacağı gibi 2011 kış oyunları sürecince hazırlıklar konusunda Palandöken'i eleştiren ve Kayseri'nin olimpiyatlara hazır olduğunu beyanatını veren Özhaseki'nin kayak merkezimize olan kötü ve çekemeyen tavrını eleştiren vatandaşlar, bu kentin makus tarihi maalesef böyledir. Birileri vurur, Erzurum'da her zaman sessiz kalıp tüm olup bitenleri izler dediler. Kayserili böyle diyor Palandöken hakkında. Bizler de Erzurum'da bizleri yönetenlerse sevgili izleyiciler maalesef çıkıp da gıklarını dahi çıkarmıyorlar. Bunu da bir anlam veremiyoruz. Neden sessiz kalıyorlar? Geçelim hastanelerimize sevgili izleyiciler. Bugün hastanelerimizde, devlet hastanelerinde özellikle hizmet kalitesi açısından yeni bir çalışma başlatıldı. Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında 81 ilde oluşturulan Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, bakanlığa bağlı hastanelerin tek çatı altında yönetilmesini sağlayacak. Birleşme ile birlikte sınırlı sayıdaki sağlık personelinin tek elden yönetilmesi, kaynakların verimli kullanılması, sağlık giderlerinin azaltılması ve vatandaşa daha kaliteli hizmet verilmesi amaçlanıyor. Sağlıkta uygulanan dönüşüm projesi kapsamında Kasım 2011'de çıkarılan kanun hükmündeki kararname ile dönüşüm sürecinde sona gelindi. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki 842 kamu hastanesini il bazında bölgelere ayırarak birleştirdi. Bakanlık, bu hastaneleri yönetecek 100 Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'nin listesini hazırlayarak atamalarını yapmaya başladı. Yeni sistemde hastane yönetimleri baştan değişecek. Buna göre illerdeki hastaneler genel sekretere bağlanacak ve özel hastanelerde uygulanan bu modele tam bir geçiş gerçekleştirilecek. Yeni sistemle sağlıkta yönetim, KHB Genel Sekreterliği, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Sağlık Müdürlükleri olarak 3 farklı kuruma ayrıldı. Bu süreçte en üst yönetici olarak KHB Genel Sekreterliği olurken alt birimlerde Halk Sağlığı Kurumu ve Sağlık Müdürlükleri olacak. KHB'ler, bakanlığın sunacağı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin ve ağız ve diş sağlığı merkezlerinin işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi gibi işlemleri yürütecek. Erzurum'da 2008 yılından itibaren hizmet veren helikopter ambulans bugüne kadar 810 hasta için havalandı. Erzurum Sağlık Müdürü Doçent Doktor Serhat Vançelik yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla helikopter ambulansın 24 Kasım 2008 tarihinde kentte hizmete girdiğini söyledi. Vançelik, bölgenin sağlık merkezi olan Erzurum'da 8 kentin İdilizce'de sağlık hizmetinin yapıldığını ifade ederek 8 ilde gelebilecek ileri düzeyde vakaların il merkezine taşınmasında en büyük araç olarak helikopter ambulansı görüyoruz. 2008 yılından bu yana binden fazla uçuş gerçekleştirdik. Helikopter ambulansımız 810 hastamız için kalktı. Bunların çoğu kanamalı hastalardı dedi. Helikopter ambulans hizmetinin Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verildiğini belirten Vançelik, ilçelerden de vaka taşıdıklarını, bazı zamanlar yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğunu, bu nedenle 8 ilin çemberini daha da genişleterek Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da vakalar taşıdıklarını söyledi. Vançelik, helikopter ambulansın 1 saatlik uçuşunun 6000 avro olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'de yaklaşık 19 helikopter ambulans, 6 uçak ambulans bulunduğunu, helikopter ambulansın uzak vakalara ulaşmada kendilerine zaman kazandırdığını söyledi. Vaka ihbarını aldıktan sonra helikopter ambulansın 10 dakika sonra hazır hale geldiğini anlatan Vançelik, İnsan sağlığı bizim için çok önemli. Vaka ihbarı aldığımız zaman hekim arkadaşlarımız ve ekipmanlarımız hazırlanıyor dedi.
Güneş Vakfı Genel Başkanı Profesör Doktor Alparslan Ceylan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyon Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi ve Güneş Vakfı Genel Başkanı Profesör Doktor Alparslan Ceylan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyon Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlık seçimleri 11 Kasım'da Ankara'da yapılacak. Seçimler öncesinde mevcut başkan Erzurumlu Fatih İstanbulluoğlu adaylıktan çekildiğini belirtti. Bunun üzerine Profesör Doktor Alparslan Ceylan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Tek liste halinde seçimlere gidecek olan Ceylan, hafta sonuna kadar yönetimini belirleyecek. Ceylan'ın aday olması Erzurum'da spor camiası tarafından da memnuniyetle karşılanırken büyük destek verdiler. Spor Toto 3. Lig 3. grupta haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un deplasmanda Beylerbeyispor'la yapacağı maçın orta hakemliğini Adem El Görmüş yapacak. Spor Toto 3. Lig 3. grupta ilimizi temsil eden Büyükşehir Belediyespor pazar günü deplasmanda Beylerbeyispor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta sonu Kazım Karabekir Stadı'nda Kahramanmaraş Belediyespor'a kötü bir oyun sonunda 2-1 yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Mavi Beyazlar, Beylerbeyi deplasmanından 3 puan alarak taraftarlarının gönlünü almak istiyor. Kulüp Başkanı Saim Özakal'ın İstanbul'da oynanacak müsabakada Erzurumluların Beylerbeyi maçında kendilerine destek vereceklerini belirterek deplasmandan galip dönerek yeniden çıkışa geçeceklerini açıkladı. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu hafta sonu oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Büyükşehir Belediyespor'un deplasmanda Beylerbeyispor'la yapacağı maçın orta hakemliğini Adem El Görmüş yaparken yardımcılıklarını Özcan Çiçek ve Ramazan Onat yapacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kahramanmaraş Belediyespor maçında kırmızı kart gören Büyükşehir Belediyesporlu oyuncu Cabir Coşar'ın cezasını açıkladı. Cabir Coşar'a 3 maç ayrıca 1000 TL'de para cezası verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Erzurum Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Cabir Coşar'ın Erzurum Büyükşehir Belediyespor Kahramanmaraş Belediyespor Spor Toto 3. Lig 3. grup müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 1000 TL para cezası verdi. Bu arada Büyükşehir Belediyespor Teknik Menajeri Necdet Gümüşenek, Cabir Coşar için Futbol Federasyonu'na savunma verdiklerini söyledi. Mavi-Beyazlar'da yönetim, Kahramanmaraş Belediyespor maçının 45. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan kaptan Cabir Coşar için Futbol Federasyonu'na savunma gönderdi. Cabir'in cezasının belli olmadığını ifade eden Teknik Menajer Necdet Gümüşenek, federasyonun kendilerinden savunma istediğini ve Cabir'in kırmızı kartıyla ilgili olarak hazırladıkları savunmayı Futbol Federasyonu'na gönderdiklerini söyledi. Gümüşenek, Kahramanmaraş Belediyespor oynadığımız maçta 45. dakikada kırmızı kart gören futbolcumuz Cabir Coşar'la ilgili olarak Futbol Federasyonu bizden savunma istedi. Biz de kulüp olarak savunmamızı hazırlayarak federasyona gönderdik. Cabir'e verilecek ceza ancak haftaya belli olur, dedi. Geçelim amatörlere. Erzurum 1. Amatör Kümede 2012-2013 sezonu fikstürü çekildi. Kazım Karabekir Sanayispor'un katılmadığı ligde 9 takım mücadele edecek. Her geçen yıl bir takımın ligden çekilmesi ilerleyen yıllar için amatörlerde endişe vermeye devam ediyor. Erzurum 1. Amatör Kümede fikstür heyecanı yaşandı. Yenişehir'deki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında futbol il temsilcisi Burhanettin Andiç başkanlığında yapılan fikstür çekilişine 1. Amatör Kümede mücadele eden 9 takımın yöneticisi katıldı. Halbi Spor Başkanı Ferit Karakoca,
Oltu 25 Mart Spor Kulüp Başkanı Mustafa Macit, Yol Spor Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Oflu, Palandöken Spor Futbol Şube Sorumlusu Naci Ergen, İl Özel İdare Spor Futbol Şube Sorumlusu Suat Yatıcı, TEDAŞ 12 Mart Spor Futbol Şube Sorumlusu Ali Esnek, Aşkale 3 Mart Belde Spor Antrenörü Sinan Boyacı, Palandöken Belediye Spor Antrenörü Sabahattin Güneş'le Ilıca Belediye Sporlu yöneticilerin katıldığı fikstür çekilişine Kazım Karabekir Sanayi Spor temsilci göndermedi. Kırmızı Beyazlı Kulübün bu sezon 1. Amatör Kümede yer almayacağı öğrenildi. 1. Amatör Kümede 2012-2013 sezonu maçları 29 Aralık 2012 tarihinde oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla start alacak. İlk hafta maçlarının programı da belli oldu. Geçen yıl Bal Ligi'nde Erzurum'u temsil eden ve baraj maçında Yakutiye Belediyespor'a mağlup olduğu için 1. Amatör Kümeden yoluna devam etmek zorunda kalan Aşkale 3 Mart Beldespor evinde 25 Mart Oltu Spor'u konuk edecek. İlk haftanın diğer önemli maçı ise Palandöken Spor'la Yol Spor arasında oynanacak. İki takım da geçtiğimiz sezon son haftalara kadar ligde şampiyonluk mücadelesi vermişti. İlk haftanın diğer maçlarında ligin iki yeni takımı Palandöken Belediyespor'la İdman Ocağı Belediyespor karşı karşıya gelecek. TEDAŞ 12 Mart Spor'la İl Özel İdare Spor'da zorlu bir 90 dakikaya çıkacak. Harbiç Spor ise ligin ilk haftasını bay geçirecek. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Güvendik.